Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir koordinasyon egzersizi göstereceğim. Daha önce iki video daha yapmıştım. Onları da açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz izleyebilirsiniz. O zaman bu derse başlayalım. Arkadaşlar egzersizin tablolarını yukarıya veriyorum. Önce metronomsuz olarak çalışın. Notaların yerlerini ezberledikten sonra metronoma geçin. Metronomla çalışmaya başlayın. Tamam, şimdi başlayalım. Şimdi 3. perdeden başlıyor, değil mi? Üç, beş, yedi. 8'den geri dönüyor. 8, 7, 5. Şimdi 2. pozisyon. 7, 8, 10. Bu sefer 12'den geri dönüyor. 12, 10, 8. Yani buraya kadar. Pena aşağı yukarı unutmayın. Şimdi 10, 12, 13. 15, 13, 12. 13'e geldik. 13, 15, 17. 19'a geldi. Bitiyor zaten. 19, 17, 15. Şimdi yavaşça çalıyorum. Beraber çalalım. Şimdi bu egzersizi iki türlü çalışabilirsiniz. Birincisi, bu dördüncü notalara geçerken normal fret olarak değiştirebilirsiniz. Ya da slide olarak geçebilirsiniz, bak. Normal pena vurdum şimdi. Şimdi bak. Şuradan 7'den 8'e slide ile geçtim. Dördüncü notalara slide ile geçiyorum. Pena vurmuyorum. Ya da hem pena vurup hem slide de yapabilirsiniz. Ama o zaman üçüncü notayı iki kere vurmuş oluyorsun. Olabilir. Evet, sağ ve sol el koordinasyonu önemli arkadaşlar. Çünkü bir el diğerinden yavaş veya hızlı kalırsa, birbiriyle uyumlu olmazsa sesler ritmik ve düzgün çıkmayacak. Bundan dolayı bu tarz egzersizlere metronomla yavaşça, sabırla ve düzenli olarak çalışın. Kısa zamanda gelişeceksiniz, emin olun. Tamam, şimdi metronoma geçelim. 2, 3, 4...
hızlandırıyorum 20 BPM kadar. 70'ti, şimdi 90 yaptım. 91 oldu. Metronomla bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş arttırıyorsun. Her temiz çaldığında birazcık daha arttırıyorsun. Temiz çalıyorsun, arttırıyorsun bu şekilde. Hızı arttırmak için acele etmeyin arkadaşlar. Yani bir an önce hızlanacağım falan. Yani hani hızlı çalmak iyi çalmak anlamına gelmiyor. Bu bir spor aleti değil sonuçta, değil mi? Ama hızlı çalmak istiyorsan da çal tabii. Ona bir şey diyemem. Yani metronomla yavaş yavaş sabırla çalışarak düzenli bir şekilde temiz ve temizliğini ve hızını arttırabilirsin. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.